Fethullahçı teröristler 15 Temmuz'da o karanlık gecede Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ı başından vurarak ağır yaralamış. Koruması Hasan Gülhan'ı da şehit etmişlerdi. İşte o infazın görüntüleri ortaya çıktı. Önce rehin aldılar, ardından infaz ettiler. 15 Temmuz darbe girişiminde Cuntacı teröristler Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ı başından vurarak ağır yaralamış, koruması Hasan Gülhan'ı da şehit etmişlerdi. İkilinin infaza götürüldükleri anın görüntüleri ortaya çıktı. Dönemin Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi'nin Özel Kalem Müdürü Albay Erkan Öktem ihanetine 16 Temmuz sabahına kadar devam etmişti. Saatler 22.16 idi. Turgut Aslan askeri hareketlilik hakkında bilgi almak için Jandarma Genel Komutanlığı'na geldi. Ama koruması ve şoförü derdest edildi, elleri arkadan bağlandı. Darbe girişiminin başarısız olduğunu anlayan cuntacı hain Erkan Öktem, sabah saat 6'da rehine polislerin karargah dışına çıkarılması talimatını verdi. Aslan, koruması ve şoförü elleri ve gözleri bağlı bir şekilde salondan çıkarıldı. Binadan çıkarılan Aslan ve koruması infaz için nöbetçi odasına götürüldü. Başından vurulan Aslan ağır yaralanırken koruması şehit oldu. Darbeci hain Öktem ve beraberindekiler de infazdan sonra karargâhtan kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Görüntülere rağmen darbeci terörist Öktem yaşananları reddetti. Fethullahullah çok bozuldu. Beni hedef haline getirdi. Aslan hazırladığı bir rapor nedeniyle FETÖ'nün hedefinde olduğunu açıklamıştı. Aslan o günden sonra 5 ay yoğun bakımda kalmış ve 5 kez beyin ameliyatı geçirmişti.